Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca. Mehmet Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mehmet Ali Bey ile birlikte bugün dijital dönüşümde bankacılık ve finans sektörünün geldiği noktayı konuşacağız. Özellikle dijital dönüşümde teknolojik altyapının önemi çok büyük. Detaylı bir şekilde konuşacağız burada. Özellikle Koç Sistem'in yaptığı altyapıları detaylı bir şekilde konuşacağız. Tabii bir diğer konumuz büyük veri ve yapay zeka kullanımı. Tabii ki yapay zeka ve büyük veri kullanımıyla artık şirketler müşteri deneyimini yeniden düşünüyor. Farklı bir noktaya taşımak zorundalar. Bu bir başka konu başlığımız olacak. Teknoloji tabii ki dijital dönüşüm ve teknolojik dönüşüm önemli bir konu ama aynı zamanda hem şirketlerin hem ülkelerin gündeminde, hükümetlerin gündeminde sürdürülebilirlik hedefleri var. Teknoloji ve dijital dönüşüm bu sürdürülebilirlik hedeflerine nasıl katkı sağlıyor? Yine bir diğer konu başlığımız olacak. Mehmet Ali Bey, bütün konulara geleceğiz ama yılın artık son ayındayız. Dolayısıyla 2023 yılını kısaca bir değerlendirirsek, tabii, genelde sektör, özellikle Koç Sistem için nasıl bir yıl oldu? Sene başında, geçen yılın sonunda ya da koyduğunuz hedeflere şöyle dönüp baktığınızda ne kadar bir yakınsama var ya da aşma var hedefleri? Sefer Bey, şöyle söyleyeyim. Yani 2023 senesi bence hem bizim açımızdan, Koç Sistem açısından, bizim yine iştiraklerimiz Koç Dijital, Koç Savunma açısından oldukça başarılı bir yıl oldu. Sektörün geneli içinde genelde baktığımız zaman bence başarılı ve beklentilerin paralel, hatta üzerinde olan bir yıl oldu. Bizim açımızdan keyifli bir seneydi, öyle söyleyeyim. Bilişim 500, bizim sektörümüzdeki bütün bilişim firmalarının, ilk 500 firmanın istatistiğini yapan her sene bir rapor yayınlıyor. Orada bu sene yine Koç Sistem, sistem entegratörleri arasında 4. kez pazar lideri oldu. Yine Türkiye'nin bilişim alanındaki en değerli markası seçildik. Bu da yine üst üste gelen bizim için ve çok gurur veren başarılar. Ama bunun yanı sıra esas önemli olan bence bizlerin yarattığı değer. Yani bizim topluma, çalışan arkadaşlarımıza, beraber çalıştığımız, bize sistemlerini veya bütün altyapılarını emanet eden müşterilerimize, paydaşlarımıza ve aynı zamanda ekosisteme yarattığımız değer çok önemli. Biz bu senenin sonunda, senenin başında öngördüğümüzün üzerinde bir performansla kapatıyoruz. O bizim açımızdan çok gurur verici ve önemli. Aynı zamanda 2024 senesini de çok öyle negatif görmüyoruz. Dijital dönüşüm artık bütün sistemlerin, bütün işletmelerin çok benimsendi, değil çok mi? Çok benimsendi ve çok bu oyunun dışında da kimse kalmak istemiyor. Yani Sefer Bey, şöyle, şimdi bu çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla bizim bu avantajı sürdürülebilir kılmamız lazım. Şirketler olarak, ekonomi olarak, devlet olarak. Dolayısıyla artık tüm finans sektöründe, diğer kuruluşlarında bir şekilde sonuna kadar desteklediği, yatırım yaptığı ve yatırımların da karşılığını aldığı bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu yapıda her geçen gün daha da ivmelenerek artıyor. Kesinlikle. Finans sektörü de aslında bütün sektörler tabii, altını çizdiniz. Finans sektörü dediğiniz için oradan devam edelim. Tabii. Ben programımızın da konseptine de uygun. Şimdi baktığımızda dijital bankaların hızla oyuna dahil olduğu, fintechlerin hani hızla büyüdüğü ve iş yapış şekillerini değiştirdiği ya da yılların bankalarına değiştirmeye doğru ittiği bir dönemden geçiyoruz. Bu çerçeveden baktığınızda bankacılık ve finans sektöründeki dönüşümü siz nasıl görüyorsunuz Koç Sistem olarak ve önümüzdeki dönemde öne çıkacak trendler olarak neler söylersiniz? Bir kere şunun hakkını vermemiz lazım. Bizim finans sektörümüz, biliyorsunuz, dünya çapında en ileri teknolojiyi sürekli kullanan, çok ciddi yatırım hatta yapan, çok da yani yenilikçi olan ve bugün dünyanın her yerinde, biliyorsunuz, ödüller alan kendi alanlarında bir sektör. Dolayısıyla finans sektöründe iş yapmak kolay değil. Beklentiler çok yüksek, kalite oranı çok yüksek ve aynı zamanda kendini çok geliştiren, çok yatırım yapan bir sektör. Bizim açımızdan biz finans sektöründe bizim gelirlerimizin %30'unu neredeyse finans sektörü tek başına yapıyor. Dolayısıyla bizim açımızdan oldukça önemli bir sektör, önemli bir hani gelirimizi oradan yapıyoruz. Bugün de 50'ye yakın esasında hem yurt dışında hem de yurt dışında
bankayla beraber çalışma yapıyoruz. Buradaki çalışmalarımız neler diye baktığımız zaman biz normal standart operasyonel süreçlerden temel bankacılık uygulamalarına kadar pek çok farklı alanda hizmet veriyoruz. Sizin söylediğiniz gibi fintechler artık yeni bir bu oyuna giren ve bankaların genel esasında operasyonlarını etkileyen bir yapı haline geldi. Şimdi son dönemde yeni alınan lisanslarla beraber sanal cüzdan operasyonlarından ödeme sistemlerine kadar pek çok esasında fintech bankacılık hizmetleri vermeye başladı ama bankalarla işbirliğiyle de çok geniş bir kapsayıcılığa doğru gidiyor. Şimdi tabii şöyle bir şey var. 2020 senesiyle itibariyle başlayan bu yeni regülasyonlar ve düzenlemeler esasında bankacılık sektörüne de bir devinim kazandırdı. Yani açık bankacılık olsun, servis bankacılığı olsun. Burada regülatör de, regülasyon düzenleyici de önemli bir proaktif davranışta bulundu değil mi? Tabii. Yani bence yani bizim bankacılık sektörünün ne kadar önde olduğunu da bir göstergesi. Çünkü bizim regülatörümüz de aynı şekilde diğer ülkelere göre daha hızlı hareket ediyor. Ve bunun da güzel çıktıları var. Bence bundan sonraki dönemde bankalar açısından şöyle bir fırsat çıkıyor. Eskiden bankalar sadece kendi verilerini kullanabiliyorlardı. Yani bir bankaya gittiğiniz zaman bankanın çok zengin bir veri hazinesi var esasında. Kesinlikle. Ama o veri hazinesi sadece sizin bankayla olan ilişkilerinizle sınırlıydı. Yani bankadan yaptığınız sizin hareketlerle, aldığınız krediyle, kredi ödemelerinizle, bankaya ne kadar uğradığınızla farklı farklı alanlardı. Dolayısıyla onlarda en azından şimdi artık başka kaynaklardan da verilen alınıp bankacılığın da çok daha geniş bir kitlede, çok daha geniş bir portföyle müşterilerine hizmet sunduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Peki şimdi genel sektör analizinden biraz daha koç sisteme doğru gelirsek, koç sisteme girsek, siz banka ve finansal kuruluşlara hangi teknolojik altyapıları sağlıyor, ne gibi ürün ve hizmet sunuyorsunuz? Açarsanız. Tabii, keyifle. Biz biraz önce bahsettiğim gibi çok geniş bir portföyde finansal kuruluşlara, bankalara hizmet sunuyoruz. Bu hizmetler de en basit operasyonel süreç hizmetlerinden altyapıdaki sistemlerin yönetimine, onların networklerinin uygulamalarının takibine, belli oranlarda ihtiyaç duydukları ekipmanların temininden temel bankacılık yazılımlarına kadar pek çok alan var esasında. Sadece bankalar diye de bakmamak lazım finans sektörüne. Biliyorsunuz biz aynı zamanda leasing firmalarına, faktörün firmalarına, yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, sigortacılık baktığınız zaman yani dünyada her yerde biliyorsunuz sigortacılık esasında finansın altında kategorize ediliyor. Evet. Dolayısıyla bütün bu ekosisteme çok farklı ürünler ve hizmetler sağlıyoruz. Çok bir basit bir örnek vereyim. E-dekont hizmeti. İlk defa Türkiye'de Koç Sistem e-dekont hizmetini başlattı. Ve bildiğim kadarıyla şu anda tek biz veriyoruz. Ve pek çok bankamız şu anda sizin normalde aldığınız dekontları artık e-dekont olarak veriyor. Çünkü bankacılık sistemi e-fatura, yani fatura üretmediği için bir yerde baktığınız zaman bankaların faturası dekont oluyor. Evet. Dolayısıyla e-dekont sistemini geliştirdik. Bu tamamen yani regülatör tarafından onaylı. Ve bu sayede esasında bankalarımız on binlerce, yüz binlerce dekont basmak zorunda kalmıyorlar. Siz şubeye gitmenize gerek yok. Bütün bu dekontları online olarak size bir platform üzerinden bankalarımız sağlıyorlar şu anda. Aynı zamanda bulut biliyorsunuz çok uzun zamandır bankalarımızın regülasyonlar sebebiyle kullanmakta zorlandığı bir alandı. Ve tam bir şekilde faydalanamıyordu bulut hizmetlerinden. Biz FKM ile beraber, yani Finansal Kurumlar Birliği ile beraber 2021 yılında bir tamamen finans kurumlarına özel BDDK tarafından onaylı bir finans bulutu hayata geçirdik. Ve şu anda orada 16 tane finans kuruluşu bu bulut ortamından faydalanıyor. Bulut ortamı aynı zamanda bankalar için güvenli. Çünkü güvenlik çok önemli. Ve daha esnek yapıda hizmet sunmalarını sağlıyor. Bir diğer büyük alan esasına baktığınız zaman bizim Koç Dijital adında bir iştirakimiz var. Koç Dijital'in de ana konusu
yapay zeka, ileri analitik ve aynı zamanda IoT ürünleri. Orada da baktığımız zaman biz yapay zeka uygulamalarıyla çok farklı alanlarda bankalarımıza hizmetler sunuyoruz. Çok pardon, yapay zeka ile ilgili sorumu ekleyeyim, oradan devam edelim. Şimdi çok önemli bir konu, hem veri hem yapay zeka. İşte anonsta da bahsettim tabii ki bu veriler kullanılarak yapay zeka ile işte müşteriye fayda sağlayacak, anlam yaratacak kişiselleştirilmiş deneyimler markaların birinci önceliği. Bu programda ağırladığımız bankacılık sektörünün bütün yöneticileri için aynı şey geçerli ki diğer sektörler için de öyle. Dolayısıyla siz Koç Sistem olarak bu alandaki çalışmalarınız neler? Hangi noktalarda hizmetler veriyorsunuz? Şöyle, şimdi biz her zaman, yani Koç Dijital'in de mottosu buydu. Biz dedik ki veri çok önemli, çok önemli bir hazine. Dolayısıyla veri gelişimi aynı zamanda ülkenin gelişimi açısından çok kritik. Şimdi veri analitiği yapıyoruz. Koç Dijital'in esasında temelde yaptığı ana 3 tane unsur var. Onlardan bir tanesi veri analitiği ve verinin işlenmesi. Veri analitiğinde bankalarımıza şu hizmeti sunuyoruz. Bizim churn analizi dediğimiz, yani bankayı terk edecek olan müşterilerin analizini yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Esasında pek çok elimizde veri var. Bu verileri biz yapay zeka öğrenmesiyle ve makine öğrenmesiyle çalıştırıyoruz. Bunun sonunda da bankalarımıza kendilerini terk edecek olan müşterileri önceden haber veriyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki sefer bedelinden ayrılma gibi bir potansiyeli var. Ve bunun olasılığı da %85. Ve önümüzdeki 3 ay içinde biz kendisiyle olan ilişkilerinizden böyle bir tehlikenin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili olarak bankalarımız önlem alıyorlar. Bankalarımızın müşteri hizmetleri tarafından bu önlemler alınabiliyor. Farklı, yani şubeler tarafından alınabiliyor. Dolayısıyla farklı farklı izlemeler ve farklı aksiyonlar alabiliyorlar. Başka bir tane önemli konulardan bir tanesi kredi ile ilgili olan kredi skorlama. Şimdi Sefer Bey, genelde şöyle bir alışkanlığımız vardır bizim bankalarımızın. Tek bir skorlama yöntemi vardır. Yani bir tane yazılım vardır hazır. Dünyadaki pek çok banka bu benzer yazılımları kullanırlar. Bu benzer yazılımların da bir kategorizasyonu vardır. Yani bugün bunu sizin şeker analiz gibi düşünebilirsiniz veya kolesterol analiz gibi düşünebilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü bir ortalama bir şey söylüyor. Şimdi Akdeniz diyetiyle beslenen biriyle Amerika'daki birinin hani aynı değerlere sahip olması çok mantıklı değil. Yani bu güneş anlamında da değil, yediğiniz anlamında da değil. Dolayısıyla sizin bütün bankalar nezdindeki kredi skorunuzun aynı olması da normal değil. Sizin veya şirketinizin. Şimdi kredi skorlama dolayısıyla arka tarafta makine öğrenmesiyle ve yapay zeka ile beraber çok daha hızlandırabildiğiniz ve çok daha doğru karar verebildiğiniz bir döneme girdi. Ve bu dönemi kullanan bankalar diğer bankalara göre çok büyük avantaj sağlıyor. Çünkü siz çok kritik bir konu çünkü. Yani evet, siz çünkü standart bir profillemedesiniz. Halbuki standart profilleme doğru değil esasında. Sizin için doğru değil. Bunun biliyorsunuz aynı gömleği biçmemek gerekiyor. Aynen. Bir de biliyorsunuz bunların çok komik örnekleri vardır. Yani dünyada biz işte seminerlerde veya sohbetlerde konuşuyoruz. Yani dünya çapında yani en zenginlerinden birinin hani başvuruyor bankaya Amerika'da. Kendisi alamıyor ama eşi başvuruyor, eşi alabiliyor. Çünkü onun kredi skorlaması farklı çıkıyor. Yani dolayısıyla böyle hep olan bir takım sıkıntılar var. Şimdi bu sıkıntıları esasında biz artık bu generative AI dediğimiz, yani üretken yapay zeka ile çok daha aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. Çok daha sağlıklı kararlar verilmesini sağlayabiliyoruz. Bu yani müşteriye değen tarafları, bankanın kendi operasyonlarına değen başka pek çok tarafı var. Yani burada şubelerin lokasyonlarının optimizasyonuna kadar giden esasında bir süreçten bahsediyorsunuz. Bütün bu analitik çözümler veya IoT tarafındaki çözümler esasında farklı avantajlar sağlıyor. Yine bakın, Koç Sistem tarafında yaptığımız bir kendi ürünümüz var. Bir Ar-Ge mühendislerimizin geliştirmiş olduğu Pixage adını verdiğimiz dijital yayıncılık.
Dijital yayıncılık da çok artıyor. Bugün herhangi bir perakende noktasına girdiğiniz zaman, yani bu bir dükkan olabilir veya bir hastaneye girdiğiniz zaman, bir alışveriş merkezine girdiğiniz zaman, stadyumda dolaşırken, havalimanına girdiğinizde ekranlar var. Şimdi bu ekranlar esasında ne kadar dinamik ve hızlı hareket edebilir, sizin ihtiyaçlarınıza yönelik yönlendirilebilir ise o kadar verim sağlıyor ve siz müşteri memnuniyetini o kadar arttırıyorsunuz. Peki şimdi bir başka önemli konuya geleceğim. Sürdürülebilirlik konusu. Evet. Sizin de burada çalışmalarınız var biliyorum. Şirketlerin anonsu da bahsettim, ana gündem maddesi hükümetlerin ve şirketlerin sürdürülebilirlik hedefinde teknoloji ve dijital dönüşümün önemi ne? İsterseniz biraz buraya değinelim son 6 dakikamızda. Bir de dijital dönüşüm sürdürülebilirlik hedeflerine nasıl katkı sağlıyor? Şimdi biz geçen senenin başında bir kendi içimizde çalışma yaptık. Ve 2023 senesinin de ortalarına doğru ben gurur duyuyorum. Bizim çalışma arkadaşlarımızdan bir öneri geldi. Çünkü sürdürülebilirlik hepimiz adına çok önemli. Biz teknolojiyle sürdürülebilirliğin de birbirine çok yakın olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla teknolojinin esasında sürdürülebilirliğe destek olması gerektiğini, bu iki konseptin birbiriyle çok yakın olduğunu, dijital dönüşümün de burada önemli bir etki yarattığını düşünüyoruz. Bu çerçevede de Yeşil Zeka diye bir inisiyatif başlattık. Yeşil Zeka, bununla ilgili bir web sitesi de yaptık, yeşilzeka.world diye. Orada şu anda bizim Koç Sistem'in, Koç Dijital'in ve Koç Bilgi Savunma'nın bu konuyla ilgili konsept bilgileri var. Yani sürdürülebilirliği biz teknolojiyle nasıl yapabiliriz? Bunu nereye çekebiliriz? Ve Yeşil Zeka'nın niye dünya için faydalı olduğunu biz Yeşil Zeka'ya şöyle bakıyoruz. Yani yapay zeka gibi Yeşil Zeka'nın da çok önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Ve Yeşil Zeka'nın insana, daha sonra toplumlara, daha sonra doğaya, daha sonra da şirketlere, yani iş dünyasına bir fayda sağlaması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla 4 ayrı paydaşın faydalandığı bir yapı olsun istiyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Ben size birkaç örnek vereyim. Nasıl kullanıyorsunuz ve neler var hedeflerde burada? Yani neler var onu da söyleyeyim. Yani birkaç örnek vereyim. Bir örnek Davos'ta esasında bu sene CEO'muz Levent Bey de bunu açıkladı. Levent Çakıroğlu'nun. FireAid diye bir şey yaptık, bir çalışma yaptık. Bu esasında Orman Genel Müdürlüğü ile beraber yaptığımız bir çalışmaydı. Amacı da şuydu. Biz 14 ayrı veri setinden, yani bu meteoroloji veri seti var, topografik setler var, genel Orman Genel Müdürlüğü'nün işte yolları var, haritalar var, karayolları var. Tüm bunlardan 400 ayrı bilgiyi aldık ve harmanladık. Bu sayede biz şu anda yangın çıkma potansiyelini yaklaşık 18 saat önceden tahmin edebiliyoruz. Yani diyoruz ki bu büyük olasılıkla şu bölgede, yani Milas'ın şu dağında önümüzdeki 12 saat içinde bir yangın çıkma potansiyeli var. Çıkma olasılığı %84. Buna istinaden de gerekli önlemleri almak mümkün oluyor. Şimdi bu tamamen sizin esasında analitiği kullandığınız bir çözüm. Başka bir şirketimizin, Koç Savunma'nın yaptığı bir çözüm vardı. O da Smartium Clean. Smartium Clean Türkiye'deki ilk esasında otonom su üzerinde giden temizleme robotu. Bu nerede kullanılıyor? Bu mesela marinalarda kullanılıyor. Erişimin zor olduğu yerlerde. Veya çok girintili çıkıntılı küçük iskelelerin olduğu yerlerde, otellerin önünde, ufak göletlerde, limanlarda kullanabiliyorsunuz. Yaptığı şey de şu. Suyun üzerinden gidip oradaki çöpleri, pislikleri toparlıyor. Yine Smartium Blue diye bir şeyimiz var, çözümümüz var. Smartium Blue da denizin ortasında çalışan bir şamandıra sistemi. Bu şamandıra sistemi geçen sene Turmepa ve Fethiye Belediyesi ile beraber Fethiye Körfezi'ni kurmuştuk. Üzerinde sensörleri var. Suyun sıcaklığını, temizliğini, yani müsilaj tehlikesini mesela böyle öngörmek mümkün. Veya oraya biri bir pis su atıyorsa onu da takip etmek mümkün. Sistem kendi içinde kendi enerjisini üretiyor.
Üzerinde güneş panelleri var. Dolayısıyla kendi enerjisini de ürettiği için herhangi bir enerji anlamında da sıkıntı yaratmıyor. Son bir tane örnek vereyim. Lütfen. Yine o da akıllı su kaynakları yönetimiyle ilgili olarak. Bu örnekler çünkü çok önemli. Sağ olun, evet. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Akıllı su kaynaklarını şöyle yaptık. Tarım sektöründe çalışan Türkiye'deki önde gelen firmalardan bir tanesinin kuyu su operasyonuna baktık. Ve oraya baktığımız zaman %15 verimlilik sağladık elektrik tüketiminde. Şimdi şöyle düşün Sefer Bey, bizim Türkiye'deki bütün büyük böyle tarım sulamalarını biz esasında bunu kullanabilsek, %15 tasarruf sağlayabilsek, çevre için çok önemli bir şey yani yapmış olacağız. Kesinlikle. Hem enerji tarafında hem de çok artık kıymetli olan tatlı suyu erişim anlamında. Dolayısıyla bütün bunlar esasında bizim yeşil zeka diye düşündüğümüz hem topluma hem doğaya hem de ülkemize katkı sağlayan ama aynı zamanda şirketlere de katkı sağlayan yapıyı çatıyı oluşturuyor. Peki, süremiz son erdi ama 15-20 saniyede 2024 için hızlıca ana başlıklarla eğer biz şuna inanıyoruz. 2024 senesinde bankacılık sektöründe de diğer tüm sektörlerde dijital dönüşüm hız kesmeden devam edecek. Bunun Türkiye açısından ve ekonomik gelişim açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizim çok ciddi ihracat hedeflerimiz var. Bugün 30'undan daha fazla ülke ihracat gerçekleştiriyoruz. Ve bu tür katma değerli ihracatın Türkiye açısından çok kritik olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle. Mehmet Ali Bey çok teşekkür ederim teşekkür değerli ediyorum. Katılımınız için. Bu hedefler doğrultusunda size de başarılar diliyoruz. Teşekkür hem ederim. Yıl sonuna kadar hem 2024 yılında. Finansal teknolojinin sonuna geldi. Konuğumuz Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca'ydı. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.